YouTube'dan çok yorum geliyordu, vlog çek abi diye, konuşarak çek diye. Bugün arpalara üre atımı gerçekleştiriyoruz. Dekara 10 kilogram üre. Şu anda bitirmiş bulunmaktayım fakat yine azıcık içinde kaldı biraz gübre. Gübreyi atacağım şimdi karşı tarlaya. Oradan da işi bitirip gideceğiz. Gördüğünüz gibi arpaların durumu çok iyi. Eğer bir de yağış alırsak daha bir o kadar güzel olur. Dün ilaçlamasını yaptım. İlaçlamadan vlog çekemedim ama daha sonra çekeriz. Gördüğünüz gibi traktörümüz Class Ares 557 ITX 104 beygir gücünde. Arkasında Irtem F12 Alpha Spreader gübre serpme makinesi var. Bunu bu sezon yeni aldık. İlk defa üre atımı gerçekleştiriyorum bu makineyle. Şu an için makineden memnunuz. Atışı güzel. Buralar hep arpa. Karşısı da burası da. Şimdi buradan karşıya geçip makineyi çalıştırıp üre atımını gerçekleştireceğiz. 12 kilometre hızla atıyoruz. Makine ona göre ayarlı. Az önce burayı komple attım fakat makinenin içinde az bir şey kaldı. Bitirmek için yine burayı atacağım. Şöyle tarlanın orta yerinden gidelim. Biraz tarla gördüğünüz üzere dere kenarı olduğu için şekli şemali biraz bozuk. Yani düzgün bir tarla değil. O yüzden burada şey yapacağız. Vitesimizi C3'e alıyoruz. Şöyle az geri gelelim. Makineyi de durdurduktan sonra iş bittiğine size bir ön görsel yaparım. Belki tanıtım isterseniz makineden de özellikleri hakkında detaylı tanıtım getirebilirim. Gördüğünüz üzere şurada kuyruk mule düğmemiz var. Bunu sağa çevirdiğimiz zaman kuyruk mule aktif oluyor. Gösterge panelinde şuradan değiştirebiliyoruz. Şu an kuyruk mule'inde. Normalde devir göstergesi, saat göstergesi var. Devir saati. Bu yapılan iş. Bu motor devri. Normalde bunu gösteriyor. Fakat tarlada kullandığım için 540 devri yakalamak için bu ayarı getiriyorum. Kuyruk mule çalıştığı zaman şurada gördüğünüz görselde ikaz çıkıyor. Şu koldan da atım için açıyoruz. Gördüğünüz üzere şöyle attırdığımız zaman şu anda bilmiyorum videoda gözüküyor fakat atıyor yani. Makine bayağı güzel atıyor. Yani karşılara fışkırtırıyor, arkalara fışkırtırıyor, her yere gidiyor yani. Dengeli atıyor. Bir de en hoşuma giden tarafı bittiği zaman yani tam iki tarafta eşit bitiyor. Eğer eşit koyarsanız gübreyi tabii. İki hazneyi de. İçinde skalalar da var. Oradan da gösteriyor zaten. İçinde kalan gübreyi. Şu kadar kaldı, bu kadar kaldı diye. Şu an orta yerinde attığım için yani kalan bitsin diye pek de önemsemiyorum. Zaten azaldı. Birazdan biter. Başa çıktığına bitecek büyük ihtimal. Gördüğünüz üzere tarla bu şekilde biraz şekli bozuk. Arpalar şu an bu sene güzel. İnşallah daha da güzel olur. Yağış alırsak umudumuz o yönde. İnşallah bu sene kurak gitmez. Gördüğünüz gibi karşılara az önce attığımız yer orası. Oradan buraya geçtik. Dere ayırıyor ortadan. Şimdi bu köşeden de çıkıp gideceğiz. Biraz akşam saati oldu. Görüntü biraz karanlık çıkıyorsa kusura bakmayın. Zaten gübre de bitti. Şurada başta durup yerden de size bir görüntü alırım. Emekini görürsünüz. Şöyle kenara doğru yanaşayım da buradan çıkış yaparız. Biraz yan burası. Yani böyle yerlerde dikkatli olun. Bayır aşağı bıraktığınız zaman traktörü direksiyonu ya sola ya sağa kırın ki yani meyilin tersine traktör kayıp gitmesin. Gördüğünüz gibi bayağı dik burası. Tehlikeli yerler. Evet. Kuyruk mülümüzü durduralım. Biraz da yerden çekerim şimdi sizin için. C3'te.
Direksiyonda kıralım ne olur ne olmaz. Zaten yan yerde durduk ama kaymaz yani. Dik aşağı olsaydı o zaman tehlikeliydi. Bir yerden makineyi de göstereyim size. Traktörümüz gördüğünüz üzere Klas 2007 model. Gözümüz gibi bakıyoruz. Yani bu kalitede traktör her zaman bulunmaz. Gördüğünüz gibi yer bayağı meyil. Aşağıya doğru. Buralar. Traktörümüz Ares. 24 ileri 24 geri vites. Bu da yeni gübre serpme makinemiz. İrtem Alfa 0'dır. 1200 litre hacmi var. Makine çok güzel. Kullanışlı bir makine. Kalibrasyon ayarı var. Gördüğünüz gibi düşüm noktası norm ayarı buradan yapılıyor. Kanatlardan atım açıklığını ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da gramaj yani kilogram ayarı kaç kilo atacağını skalalara göre. Kullanma kılavuzu var. Oradan gerekli ayarlamalar zaten gübreye göre verilmiş. Siz sadece verilen göstergedeki tablodaki değerlere göre makineyi ayarladığınızda o atımı yakalıyorsunuz. Yani ben şu anda toprak altı ve toprak üstü olarak attım. Yani 20-20 altına attığımızı kabul ederim. Üstüne de üre. Yani şu anda attığım, ayarladığım gramajları yakaladım. Arpa da gördüğünüz gibi. Arpayı da size biraz göstereyim. Sonra makineye geri dönüş yaparız. Arpa bu şekilde. Şu anda güzel gözüküyor. Maşallahı var. Üreler de yerde. Gördüğünüz üzere. Makine güzel atmış gayet. Üreler de granül üre. Skalasına göre ayarladım. Şu karşılar, buralar hep arpa. Makine güzel bir makine. Arkasındaki reflektörleri ben taktım. Takozları ben taktım. Bunlar orijinalde yok. Takozları takmanızı tavsiye ederim. Römorka yanaşırken çarpma durumunda ya römorka hasar oluyor ya gübre dönerine hasar oluyor. Ben her aldığımız gübre dönerine bunları takıyorum. Daha önce de önerler vardı. Ona da taktım. Makinemiz karıştırıcılı, titreşimli değil. Ama düşük devirli. Yani yıldız dişli var. Çok düşük devirde karıştırıyor. Un yapmıyor gübreyi. Burada lambaları var. Gördüğünüz üzere. Biraz tozlanmış ama. Şurada da gece atımları için led aydınlatmaları mevcut. Gece de bunları açtığınız takdirde şurada düğmesi var. Yanlara ışık vererek izde ekimde. Bizde izde ekim yok. O yüzden gördüğünüz üzere biraz fazla iz olabilir. Ben tarlada şekilsiz olduğu için ona göre atıyorum. Ama izde ekim olduğu zaman bu izleri de ışıkları da açtığınız zaman izlerde sorunsuz bir çalışma yakalayabilirsiniz geceleyin. Hani İrtem bu konuda takdir ettim. Bunu iyi düşünmüşler. Yani çoğu firma böyle bir şey takmıyor. Açma kapama düğmesi burada. Hemen açıyorsunuz. Atıyorsunuz. Ön görüntüsü şu şekilde. Cam gözleri var. Buradan içinde kalan gübreyi görebiliyorsunuz gözlerden. Şurada arkada da var zaten. Zaten gübre bitti de. Şuradan baktığınızda içini görüyorsunuz makineden. İçinde skalası var. Oradan da tekrardan içinde kalan gübreyi 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo diye gösterebiliyor size. Yani kullanışlı güzel bir makine. Ben sevdim. Hoşuma gitti. Alacaklara tavsiye ederim. Daha komplike teknolojileri de eklenecek ileriki tarihlerde. Yani isobas, işte kantar özelliği, yani içinde kalanı elektronik ekranda gösterecek. Bu tarz özellikleri geleceğini söylüyor üreticisi. İnşallah bu özellikler de eklendiğine daha bir o kadar olur. Yani şu anki bu makineye o özellikler de eklenebiliyor. Yani öyle tasarlanmış. Yani yarın öbür gün isobas takmak istiyorum. Ay bunu vereceğim, yenisini alacağım gibi derdiniz yok. Direkt bunun üstüne takabiliyorsunuz. Makine bu şekilde yani. Kullanışlı, paslanmaz. Bütün aksamları, cıvataları. En sevdiğim özellikleri o yani. Çünkü daha önceki makinelerde paslanması, topuzların, bu ayar kollarının falan kaymaması sıkıntısı çok oluyordu paslanmadan dolayı. Bunda o yok. Özellikle bu takoz işini ben İrtem'e tavsiye ediyorum takmasını. Bu demiri koymuşlar koruyucu bar olarak ama demir her ne kadar da olsa aşağı indirip kaldırırken römorkun kapağına ve
diğer aksamlarına çarpma olasılığı yüksek. Yamuldu mu kıymeti yok. Ama bu takoz esniyor. Çarptığı zaman gene eski haline dönüyor, yani bir sıkıntı olmaz. Bir de bu makinede tek eksik gördüğüm, yanda bir merdiveni olsa şu kısımda, ön hallarda vardı. Bunda da olursa binmek için ideal olur. İçine inip binmeye. Çünkü mesela şu anda ben merdiveni olsaydı buradan çıkıp içine bakabilirdim. Ama merdiven olmadığı için aşağı kadar indirmemiz lazım. Tekrar bakmamız lazım. Bir de tekerlekler işte sarhoş tekerlek değil. O da yükten dolayı böyle yapmamışlar. Sarhoş tekerlek koyduğunda dolu indirdiğin zaman yamuluyor tabii haliyle. Ama daha güzel bir sağlam malzemeden sarhoş tekerlek yapabilirler diye düşünüyorum. Yani garajda tek kişinin sağa sola çevirmesi biraz zor oluyor. O yönden güzel. Burada ön koruyucu çamurluğu var. Bu da paslanmaz. Bağlantıları da. Şurada bir kullanma kılavuzu yeri var. Kullanma kılavuzundan görebiliyorsunuz. Bütün skalaları şeyleri. Zinciri var. Yükseklik ayar zinciri. Şu tekerleğin şurasına taktığınız takdirde zinciri aşağısı aldığınızda yükseklik 85 santim olması gerekiyor. Atım yüksekliği. Bizim traktörümüz tam 85'e kadar kaldırmıyor ama 82 falan. Şurada zaten yazıyor. Yani güzel bir makine. Alacak olanları tavsiye ederim. Zaten şu an Trakya'da en çok satan makine budur diyebilirim herhalde. Şöyle soketleri var. Onları da göstereyim. Yine buradan açılıp arkaya doğru katlanabiliyor. Makine yatırılabiliyor şu şekilde. Yatırıldığı takdirde içini hani şu kısımlarını görebiliyorsunuz. Tamir bakım yapılabilir. Temizlenebilir kolayca. Daha sonra ileriki tarihlerde kantar özelliği bu kısmı ekleneceği için böyle açılır yapmışlar. Şasesi kuvvetli. Yani aşırı yüke karşı dayanıklı bir şasesi var. Yanlış hatırlamıyorsam 1200 bu, 1400-1600 şeklinde 2000'e kadar galiba üstüne ilave yapılabiliyor. Branda sistemi var. Üstünde katlanan açılabilen. Şuradan çektiğinizde şu şekilde yukarı doğru kalkıyor. İki tarafta da var. Onu güzel yapmışlar. Daha önceki makinemizde tek tarafta vardı. Tek taraftan olunca illa öbür tarafa geçip kaldırmak gerekiyordu. Şakülleri var. Şunlar. Makinenin düz durup durmadığını gösteriyor. Perçinin ortasında olduğu takdirde makine düz demektir. Ama şöyle yamuk mamuk kaldığı zaman makine düz de değil demektir. Aynı şekilde önde de var. Şu an mesela yer meyilli. Ne kadar meyilli olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Bu öndeki gözler kabin içinden de gözükebiliyor bittiği zaman. En çok o özelliğine hoşuma gitti. Bir de açıp kaparken sesinden hemen anlayabiliyorsunuz makinenin açık kapalı olduğunu. O da güzel. Şöyle genişten bir görüntü alayım. Tarla bu zaten. Ekinler de burada. Traktörümüz de bu. Yerler biraz yaş. Çiğ var çok. Çiğden dolayı yaş. Ama yağmur geliyor. Atmamız gerekiyordu. Attık inşallah. Yağışta aldık mı? Güzel olur. Yabani otlar içinde ilacı attık dün. Sıkıntı olmaz inşallah. Eğer devamını beklerseniz videoların, elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Bilmiyorum sesim nasıl çıktı gerçi. Motor çalışıyor. Stop etmedim ama. İnşallah güzel çıkmıştır. Gördüğünüz gibi çok çiğ var. Su gibi. Elimde zaten belli oluyor bilmiyorum ama. Şurada gördüğünüz gibi. Su. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.